Haberin Sesinden bir kez daha merhabalar. Konuklarımızla bir aradayız. Temayı konuşacağız bugün. Tema İl Temsilcisi Sayın Leman Özay stüdyomuzla bizlerle bir arada ve Atakum İlçe Temsilcisi yine Tema'nın Habip Alan'la bir aradayız. Kendileriyle sohbet edeceğiz. Temayı tanıyacağız. Bir kez daha çalışmalarını yakından görme fırsatı yakalayacağız. Ama öncesinde Tema'nın 20. yılı özel bir tanıtım filmi var. Onunla başlayalım. Sonrasında sohbetimizi sürdüreceğiz. Evet, Tema Vakfı'nın 20. yıla özel tanıtım filmiydi izlediğimiz. Çok güzel, özet bir şekilde Tema'nın yaptıklarını görmüş olduk. Şimdi Samsun'daki çalışmaların ayrıntılarına yer vereceğiz. Gördüğünüz gibi stüdyomuzda oldukça renkli bugün. Tema Vakfı Samsun İl Temsilcimiz Leman Hanım bizlerle birlikte az önce de ifade ettiğimiz üzere ve Atakum'u da özelde konuşacağız. Atakum'daki çalışmalara da yine programımızın bu bölümünde yer vereceğiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Leman Hanım daha önce de bir program yapmıştık. Sizi tanıyoruz dolayısıyla ama yine birazcık tanıyarak başlayalım izlemeyen seyircilerimiz açısından. Temayla olan bağınızı nasıl karar verdiniz temada yer almaya? O hikayeden de birazcık söz edelim isterseniz. Olur. İsmim Leman Özay. Öğretmenim. Samsun Bilim Sanat Merkezi'nde biyoanimasyon öğretmeniyim. 30 yıllık mesleki hayatımda gönüllü çalışmaya öğretmen akademisi ile başladım. Ve gönüllü çalışmanın kendimde kişisel ve mesleki anlamda neler kattığını gördüm. Doğaya karşı da aşırı bir ilgim vardı. Sonra bir tavsiye üzerine mülakatlara girerek il temsilciliğine geçtik. Çünkü Tema Vakfı'nda gönüllü çalışıyoruz, gönülden çalışıyoruz ama il temsilcilikleri ve ilçe temsilcilikleri sürecinde ciddi anlamda mülakatlardan geçiyoruz. Vakıf benimle çalışmak istediğini söyledi ve yaklaşık 3. yılımız bu yıl ve 81 ilde Samsun Tema Vakfı ciddi anlamda geri sıralardaydı. Bundan önceki çalışan arkadaşlarıma ve Tema Vakfı'nın temsilciliğini yapan Ömer Faruk Sönmez hocama çok teşekkür ediyorum. Ciddi katkıları var. Gönüllülük sayısı iller bazında, büyük şehirler kendi kategorilerinde sıralamaya alındığı için zaman bu yıl Samsun Türkiye ikincisi oldu. Bu ikinciliğimiz bizim hem gönüllülük hem de ilçelerdeki teşkilatlanma ve ekip arkadaşlarıma aynı zamanda teşekkür ediyorum. Evet, böyle bir başarıyla da. Bir başarıyla da bu yıl sizlerle bunu paylaşmak istedik. Onun için de misafir ettiğiniz için de Samsun halkına da gönüllü desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Bu başarı için de ayrıca kutluyoruz. Tabii ayrıntılarına nasıl bu başarı sağlandı ondan da bahsedeceğiz ama ben bu noktada Habip Hocam'a döneceğim. Sizi de tanıyalım efendim. Siz nasıl katıldınız Tema ailesine? Sizin bu yolculuğunuz nasıl başladı? Teşekkür ediyorum Burcu Hanım. Ben aslında katılmadım. Zaten içindeydim. 38 yıllık öğretmenlik mesleğinden sonra tekrar döndüm bu işe. Eğitim öğretim dönemi içerisinde sürekli çocuklarımıza yeşilliği, doğayı, tabiatı sevmeyi, korumayı öğretiyorduk. Ben uzun yıllar Samsun'un dikkate alınırsa 22 yıl Çarşamba'da çalıştım. Çarşamba'nın muhtelif yerlerine orman ağaçlandırma bölgeleri yaptık. Hani diğer okullarda örnek olması açısından. Dolayısıyla bizim temayla sürekli istişaremiz vardı. Emekli olup da Samsun'a yerleştikten sonra da ben bu işlerime devam etmem gerektiğini düşündüm. Leman Hanım'la bir yerde yollarımız çakıştı. Ondan sonra girdik temanın içerisine. Sağ olsunlar Atakum temsilcisi olarak layık gördüler. Biz o teveccühe layık olmak için çalışıyoruz. Şu anda da özel bir okulda kurum müdürü olarak çalışıyorum. Kopmadı, kopmayacağız da. Yeşili seviyoruz, çocukları seviyoruz, insanları seviyoruz. Zaten öğretmenlik mesleğinin de özverisi bu. Bu şekilde çalışıyoruz. Evet, ne mutlu, ne güzel. Birazcık bu Tema il temsilcisi olmanın nasıl bir duygu olduğundan da isterseniz söz edelim. Gönüllülük esası şüphesiz her vakıfta olduğu gibi burada da söz konusu ama bazı kriterler var il temsilciliği için dediniz. Onları birazcık açacak olursak Leman Hanım, nasıl bir yolculuk bu?
Nasıl bir yolculuk? Aslında çalıştığımız ekipteki arkadaşlarımızın hepsi gönüllü. Ve Hayrettin Karaca'nın, Tema Vakfı'nın kurucusu olan Hayrettin Karaca ve Nihat Gökgeyik önderliğinde bir avuç gönüllü tarafından 1992 yılında kurulmuş olan bir vakıfımız. Hedefleri yalın ama bir o kadar da çetin. Topraklarımız ve erozyonla mücadele ve çölleşmeyi engellemekti. Ve bir devlet politikası haline bunları getirmekti. Aslında 92 yılında kurulmuş. Kurulmuş olan bir vakfın biz devamlılığını ve sürdürülebilirliğini yapıyoruz. Evet. Bu da tek başına değil, tabii ki ekibimizde. Vakıf bugün ülke genelinde 81 ilde yaklaşık 500'e yakın ilçe temsilciliğimiz var ve mahalle temsilciliklerimizi yürütüyoruz. Tema Vakfı her yanından ve hayat ve bereket fışkıran topraklar, Anadolu'yu korumak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki başka bir dünya yok. Gönüllülüğü de bunun için yapıyoruz ve biz hayat ancak toprak varsa hayat var. İşte tam bu noktada sizlere ihtiyacımız var. Basın olsun, Samsun halkı olsun, öğrencilerimiz olsun, meslektaşlarımız olsun. Bu eşsiz yeryüzü cennetine sahip çıkmak ve çocuklarımıza bırakma mücadelesinde de bizlere destek oldukları için, onun için bu gönüllülüğümüzü sürdürüyoruz ve başarıya ulaştık diyorum. Değil mi? Böyle bir yolculuk bu. Evet. Herkesin katıldığı aslında. Evet. Genel her olarak meslek grubundan var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sadece öğretmen olarak değil, Tema Vakfı bize bunu söylediği zaman en çok öğretmenin olduğu bir grup ama bizde emeklilerden, aktarından, muhtarından, terzisinden, muhasebesinden, her meslek grubundan insanlara ihtiyacımız var ve onlar da bizim ekibimizde. Evet. Ve aktif olarak da çalışıyorlar. Değil mi? Doğal, herkese yönelik aslında herkesin çalışabileceği bir alan. Dolayısıyla bu anlamda da sınırsız bir yelpazesi var vakfın. Yaptığınız çalışmalara döneceğiz. Hem özelde hocam Atakum'u da dinlemek isteriz. Evet. Proje aşamasında olan, fikir aşamasında olanları da dinlemek isteriz. Neler yapıldığını da dinlemek isteriz bu noktada. Şimdi isterseniz ben genel anlamda şey, daha sonra Atakum'a yönelim. Başkanım da ifade ettiği gibi iller bazında planlaşmayı, gruplaşmayı, koordineli çalışmayı hedefleyen ve başarıya ulaşan, dolayısıyla ikincilik ödülünü kazanan Samsun, bunu hak ederek kazandı. Arkadaşlar arasında çok güzel bir uyum söz konusu. Biz Tema ailesi diyoruz. Yani yeni katılan arkadaş, ailemize hoş geldin diye hitap ediyoruz. Bizim şeyimiz bu. Çünkü bakın, hiçbir maddi getirisi olmayan, tamamen gönüllülük esasına dayanan, işte doğayı, tabiatı, insanları, hayvanları seven birkaç kişinin bir araya gelerek gönül birliğiyle severek yaptığı bir uğraşı. Evet. Dolayısıyla böyle olunca da siz verimini elde ediyorsunuz. İçerilerdeki arkadaşlar muazzam şekilde çalışıyor, bize çalışıyoruz. Artık birbirimize çok güzel desteklerimiz var. Bafra'daki bir etkinliğe ben bundan rahat bir şekilde gidebiliyorum. İşte Beziköp'teki arkadaş buraya gelebiliyor. Dolayısıyla bunun sonucunda da Samsun için mükemmel bir başarı elde edildi. Atakum'a gelince, Atakum'da bu sene aşırı bir talep var. Yani okullardan o kadar talep var ki, inanın bu 22-28 Mart Orman Haftası'nda yetiştiremedik. Günde 3-4 program yaptığımız oldu. Bütün okullar etkinlik yapmak istiyor, bütün okullar eğitim almak istiyor, eğitim vermek istiyor. Bunlar bizim gözlerimize yaşartıyor. O kadar hoşumuza gidiyor. Yani gitgide bilinçli insanlar çoğalıyor. Okullarda mı oluyor? Okullarda, tabii ki okullarda. Dolayısıyla okullara gidiyoruz. İlk etapta işte minik tema, yavru tema, ortaokul tema, lise tema, genç tema diye bölümlerimiz var. Ona göre de bizim eğitimlerimiz var. Oraya arkadaşlarımız gidiyor. Temanın iş ve işleyişi hakkında, işte doğal kaynaklarımız, ekolojik tabiat, bunlar hakkında bilgi veriyoruz. Bilgi verdikten sonra da eğer arkadaşların bir çalışma alanı varsa uygulamalı olarak gösteriyoruz. Doğada da yapılıyor yani. Doğada da yapılıyor, bahçelerinde. Şimdi 2 haftadır yoğun bir şekilde talep var. Biz bunları yaparken de tabii tek başımıza da yapamıyoruz. Çünkü düşünün, yüzlerce, binlerce kişi fidan talebinde bulunuyor. Biz hemen bu anlamda Orman İşletme Müdürlüğü ile, çok çok sağ olsun da ben teşekkür ediyorum kendilerine, Orman İşletme Müdürlüğü ile ortak çalışıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar, siz Orman İşletme Müdürlüğü'ne resmi yazınızı yazın, okul idareciliğine söylüyoruz. Onlar fidanı temin ediyor. Dikim aşamasında da biz devreye giriyoruz, birlikte dikiyoruz. Çocuklar yaparak, yaşayarak öğrenmiş oluyor. Evet. Bu da tabii ki gitgide yayılarak daha fazla kitlelere ulaşmamızı sağlıyor. Aşırı da talepler oluyor. Ben çok mutluyum. Atakum çoğu illerden, gerçekten başkanım da biliyor, büyük bir patlama yaptı. Yetişemiyoruz ama hepsini yetiştireceğiz.
İleride onunla yeter ilgili bir projemiz var. Açıklayacağım talep olsun. Evet, yeter ki talep olsun. Çalışmalar kesinlikle sürecek, sürmeye de devam ediyor. Az önce de belirttiniz, bir devlet politikası haline getirmek aslında amaçlanan, evet, tüm bu çalışmaları. Bu noktada tam olarak TEMA neler yapar? Bunu da isterseniz paylaşalım. Görevi nedir? TEMA'nın açılımı olur nedir? Sadece biz okul eğitimlerinin yanı sıra sadece ortaokul, yavru TEMA, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yapılan, hı hı, çalışmalar var. Ayrıyeten bir ağaç kardeşliği projemiz var. Hı hı. Bu projemizde de son yüzyılda artan nüfus ve çarpık kentleşme ve sanayileşme gibi faktörler nedeniyle doğal varlıklarımız ciddi anlamda kayboluyor. TEMA Vakfı bu tahribatın ve baskının azaltılmasını en etkili yöntemlerinden birinde doğa eğitimleri yardımıyla doğaya temas eden nesiller yetiştirmek olduğuna inanıyor. Hı hı. Bu nedenle 1 Nisan'da da yapılacak olan NTV'deki saat 22'deki canlı yayında birçok sanatçının katıldığı 34-64'e mesaj atılarak gönüllülerden bağış, hı hı, toplanıyor. 10 TL karşılığında verilen bu gönüllülerin bağışıyla öğrencilerimize her çocuğun bir SMS'e bir doğa eğitimi alması sağlanacak. Hı hı. Bu anlamda öğrencilerimize gözlem kutuları, tema kartları, kitapları, hı hı, artı sınıflarındaki öğrenciler TEMA gönüllüsü olduktan sonra bu form karşılığında, hı hı, her sınıfın şu önde bulunan bu sınıfın öğrencileri TEMA gönüllüsüdür, hı hı, denilen o kartlar geliyor. Ve öğrencilerimize TEMA rozetleri ve, hı hı, TEMA her yakaya da bir rozet. Aslında TEMA Vakfı'nın baktığımız zaman şurada logosu çok anlamlı. Evet. Türkiye Erozyonla ve Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı. E harfi sarıdır, hı hı, ve çölleşen ve kaybolan topraklarımızı gösteriyor. Gönüllülerle biz doğayı yeşillendiriyoruz her, hı hı, gönüllü bağışında ve her gönüllü öğrencimiz adına fidan dikiliyor ve her yakaya da bir rozet. Bu TEMA Vakfı kurulduktan sonra 4 yıl sonra alan patentli bir logomuzdur. Hı hı. Ve bunun dışında bizim ağaç kardeşliği projemizin dışında Yeşil Yaka programımız var. Bu Yeşil Yaka programında özel sektör çalışanlarına, siz de Aks TV, hı hı, olarak gönüllü olarak %90 kurumun çalışanları üye olduktan sonra sizlere bir tabela geliyor. Hı hı. Evet, bu kurum doğa ve çevreye gönüllüdür diye. Tıpkı sınıflarda olduğu sınıflarda gibi. Sınıflarda kurumsal tabelalarımız var. Hı hı. Yine uluslararası çalışmalarımız var. Çevre politikalarında, saha gönüllülük çalışmalarında, bereketli topraklar için hatıra ormanları, fidan bağışları, iyi günde ve kötü günde bizim acınızda çelenk bağışlarımız, nikah kartları ve nikah ürünlerimiz var. Ve maksimum, hı hı, TEMA kartlarıyla da sizin biriken, hı hı, birikimleriniz, para biriken, evet, çip paralarınız TEMA Vakfı'na gidebiliyor. Bunlar için ne yapmak gerekiyor? Örneğin nikah ve cenaze, evet, dediniz. TEMA'ya gönüllü olmak yetiyor mu bunlardan faydalanabilmek için? TEMA'ya gönüllü olup sizin kartınız ve rozetiniz geldikten, hı hı, sonra bu ekstra işler, hı hı, için işte nikah, hı hı, daveti TEMA, hı hı, sayfasından, iletişim sayfasından, ürünler kısmından, hı hı, ya da bağış kısmından sizin adınıza doğumda, bebek doğumlarında, işte nikahta, hı hı, oğlumun ben de düğün nikah şekerli gelin onu yaptırmışım. Çok ilgilerini, evet, çekmişti. Sizin adınıza bir fidan dikilmiştir. İşte kişilerin, hı hı, ismiyle teşekkürleri. Çok anlamlı olmuştu. Hı hı. Hem yatırdığınız para anlamlı bir yere gidiyor. Kesinlikle. Hem bir çocuğun doğa eğitimi almasını sağlıyor. Bu anlamda da böyle bir baktığında il temsilcisi olduğu için onurla çalışmaya devam, evet, ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel bir tablo var karşımıza çıkan. Peki hocam, gönüllü olmak için nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Bizleri izleyenler, evet, arasında ben gönüllü olmak istiyorum diyen varsa ne yapmalı? Tamam. İki şekilde oluyor. Bir tanesi bireysel başvuru oluyor. Hı hı. Diğeri de kitlesel olarak olabiliyor. Hı hı. Bireysel olarak başvurmak istiyorsanız TEMA'nın TEMA.org sitesine giriyorsunuz. Orada gönüllü olmanın şartları yazılı. Formlarımız var. O formları dolduruyorsunuz. 17 yaşına kadar onlara 17 yaş üstündekiler 30 lira para, hı-hı, yatırıyor. Bu bir seferin mahsus yatırılan ücrettir. Hı-hı. Onu İş Bankası'na ve Ziraat Bankası'na TEMA hesabına yatırdıktan sonra dekod numarasıyla girişini yapıyorsunuz. Daha sonra genel müdürlük sizin başvurunuzu inceliyor, araştırıyor da, ve akabinde de onaylıyor. Onayladıktan sonra başkanım ifade ettiği gibi bir TEMA kartınız geliyor, kimlik kartınız. Dolayısıyla özellikle bizim bu küçüklerde
Çok önemli, anlamlı oluyor. Evet. İlk kez kendi isimlerine düzenlenmiş bir kart oluyor. Bunun yanında böyle bir temaşe de görüyor. Tabii bunlar küçükler için. 17 yaş üstündekilere bu rozet değil de bizim yakamızda bulunan bu rozetimizde evet geliyor. Bu şekilde kaydolmuş oluyorsunuz. Ha bunu eğer kitlesel olarak yapacaksak, mesela okullara gittiğimiz zaman anlatıyoruz. Bireysel biraz daha zor olduğu için öğretmen arkadaşa diyoruz ki sınıfında gönüllü var mı? Var. Ben diyor dahil tüm sınıf gönüllü olmak istiyor. O zaman diyoruz ki arkadaşım şu bize gönderilen formlardan veriyoruz. Öğrenci sayısı kadar, personel sayısı kadar. Arkadaşlar bunları dolduruyor, bize getiriyor. Biz de yetkili olarak bunların girişini sağlıyoruz. Dolayısıyla bu sefer gelen malzemeler toplu olarak geliyor. Artı yine başka bir ifade ettiği gibi bu sınıf tema sınıfıdır diyor. Ve okulun tamamı %80 eğer gönüllü olduysa bu okul tema okuldur. Evet. Diye ayrı bir şilt geliyor. Teşekkür mektupları geliyor. Bu şekilde çalışmalarımız var. Evet. Bunun yanında tabii ki sadece öğrencilerle olmuyor. Bizim amacımız biraz da kamuda bulunan tüm kesimlere ulaşmak. Zaman zaman da biz diğer kurumlarla görüşüyoruz. İşte tema aracılığıyla falan. Hocam biz de üye olmak istiyoruz, gönül olmak istiyoruz diyorlar. Aynı yöntemi onlara da söylüyoruz. Okullardan çıkıp diğer kurumlara da geçiyoruz. Aynı şekilde gönüllülük esaslı söz konusu. Evet. Çalışmalar bu noktada devam ediyor. Ve yapılan çalışmaların başarı getirdiğini başlangıçta da ifade ettik. Türkiye ikincisi oldu Samsun Tema. Bunu birazcık açalım, anlatalım. Nasıl sağlandı bu başarı? Burada yine kriterler nelerdi? Nasıl bir yol izlendi? Ayrıntıları dinlemek isteriz. Samsun'a yakışırdı. Seneye inşallah 2019'da Türkiye birinciliği hedefleniyor. Evet, bizim vakfımız illerimizi sıralarken kendi nüfus sayılarına göre sıralama yapıyor. Çok yeniydik. Daha yeni de öğreniyorduk. Çünkü çok kurumsal bir vakıfta çalışıyoruz. Bizim ilçe ve mahalle temsilcilerimiz de ciddi anlamda mülakatlarla alınıyoruz. Performansı, etki alanı, gönüllülüğü, yaptığı aktiviteler. Neden? Çünkü hiçbir siyasi kimlik yok Tema Vakfı'nda. Açık ve şeffaf ve hesap verilebilir bir vakıf. 6 ayda bir bültenlerimiz yayınlanıyor. Açık ve şeffaf olduğu için, her kesime de açık olduğu için son derece de titiz davranıyor ilçe mahalle temsilcilerimiz de. Bu yönde de ekip birliği, takım ruhu, bunun yanı sıra katılan arkadaşlar uyum eğitimleri, bölge toplantıları ve tüm 81 ilin yapıldığı toplantılar. Ciddi İlber Oltaylı, Acar Bartaşlar, kişisel ve mesleki anlamda da katılımcılar kendi gelişimlerini sağlıyorlar. Sadece gönüllü olup çalışmak değil, aslında takım çalışması, ekip çalışması ruhu da veriliyor. Profesyonel ve vakıfta kurumsal çalışan çok ciddi anlamda uzmanlar var. Biz de onlarla o şemsiyede ve onun çatısı altında, onun vizyonu ve misyonu altında illerimizde bunu gösteriyoruz. Bir, 17 ilçedeki teşkilatlanmanın, ilçe temsilci arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da kendi ekiplerini kurdular. Hepsi kendi alanında lider. Bunlar kim? Kaktüsler içinde açan çiçekler. Yani mesleğimin dışında ben bir şeyler yapmak istiyorum. Ben bir şeyler üretmek istiyorum. Yaptığım mesleğin dışında farklı ne yapabilirim? Topluma hizmet konusu çok önemli. Türkiye'de son derece %1 gönüllülük. Bu gönüllü olmanın hazını da katılımcılar, katılan arkadaşlarımız yaşıyor. Çünkü yüreklere dokunuyoruz. İnsanlara dokunuyoruz, doğaya dokunuyoruz, çevreye dokunuyoruz. Toprak anaya, aslında toprak, yaşam ve hayat dedik, ona dokunuyoruz. Ona da vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Onun dışında diğer illerle kıyasladığımız zaman her ilde kendi bölgesine göre de değişik projeler var. Örneğin Rize'de bir çay projesi. Evet. Bir sakız ağacının işte damla sakızlarıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurumlarla da işte çikolatalarla, fıstık ağacı damak çikolatayla böyle büyük projeler de yapıyor kurumsal olarak. Biz Samsun'dan da ilk defa kurumsal olarak büyük AVM'lerden ya da biz de neler yapabiliriz dediler. Dün bir destek çalışması da, bağlantımızı da kurduk. Milli mücadelenin 100. yılında Kurtuluş Mücadelesi'nin 2019'da 1919 tohumdan fidana projemizi başlattık. Evet. Bu projemiz elimizde, vakfımız da bunu destekledi. 2019'da 81'in de Samsun'a geleceği,
Ve bizim şu anda çocuklarımızla tohumdan fidana projesini onlara tohum ektiriyoruz saksılarda. Yanınızda bir tane var, evet. Ağaç kardeşliği projemizde. Tohumla buluşturuyoruz. Bu şekilde bir fidan oluşuyor. Daha sonra 2019'da vakıfın diğer illerindeki tema ürünlerde Samsun'umuza gelerek 81 il 1919 ormanını kuracağız, evet, dikeceğiz. Büyük bir çalışma. Evet. Ve bu saksılarda da yine sponsor olan şirketlerimize, firmalarımıza da teşekkür ediyoruz. Çocuklara, hı hı, toprak, tohum, Orman Fidanlık Müdürlüğü'ne, Orman İşletme Müdürlüğümüze, Celal Bey'e, hı hı, ilçe temsilcilerimize, mahalle sorumlularımıza, Fidanlıklar Müdürlüğü'ne, özellikle ormandan sorumlu vali yardımcımız Sayın Hakan Kubalı'ya, hı hı, ayrıyetten özellikle teşekkür ediyoruz. Hı hı. Çünkü... Ormanla Tema Vakfı, herkes ağacı ve toprağı seviyor. Bize de geçen vakıf dedi, bu kurumlarla ne kadar güzel çalışıyorsunuz. İç içeyiz. Hepimiz seviyoruz ama aynı yerden bakıyoruz. Ama omuz omuza çalışıyoruz. Başarımız ondan geldi. Kurumlarla omuz omuza gittiğimiz için başarımız geldi. Evet, Samsun'da böyle bir birliktelik, böyle bir sağlanmış birliktelik var. Oldu. Ve biz bunu tüm 81'deki Tema ailesi, hı hı, ve il temsilci arkadaşlarımıza örnek olmasını istiyoruz, evet, Samsun'un. Umuyoruz öyle olur. Daha çok tabii yeşil alan herkesin aslında istediği bir şey şüphesiz. Hiç kimse buna karşı gelmez. Ve 2019 için de çok büyük bir hazırlık var. Evet. Şehrimizde görüyoruz, evet, ki bu anlamda da dolu dolu bir yıl geçecek. Bu noktada Atakum'da neler oluyor hocam? Yine projeler bazında, evet, planlar bazında neler söz konusu? Şimdi az önce başım ifade ettiği gibi milli mücadelenin 100. yılında biz Atakum olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Atakum'un biraz da fiziki yapısı buna daha uygun. Evet. Dolayısıyla ağırlıklı olarak orada çalışıyoruz. Şimdi Burcan, şöyle düşünmek lazım. Bir eser bırakmak için illa da çok paraya ihtiyaç var. Ben bunu her eğitimde anlatıyorum. Diyorum ki bizim bu ülkeye bir borcumuz var. Nedir borcumuz? İşte buranın havasını teneffüs ediyoruz, burada nasipleniyoruz. Bir şeyler bırakmamız lazım. Bu hem vicdanın sorumluluk, evet, hem bir vatandaşlık görev olarak değerlendirebilirsiniz. Param yoksa o zaman çok basit bir şey var. Bir fidan bırakın, iki fidan bırakın. Sizin eseriniz olsun. Hı. Yani o fidanlardan işte böcekler faydalanır, kuşlara faydalanır, hayvanlara faydalanır, insanlar her şeyinde faydalanıyor. Bir eser, iki eser, beş eser. Hı. Bırakın eseriniz olsun. Herhalde bu eseri de biz milli mücadelenin başlangıcı olan, ki Samsun'un en büyük özelliği şehir olarak budur. Yani bu 100. yıl kurtuluş gününde kurtuluş ormanını dikerek yaparsanız ileride torunlarınıza, çocuklarınıza anlatacağınız bir hadise de olur. Biz duymuyor muyuz büyüklerimiz okulların yanına geçtikleri zaman, ya işte buradaki ağaçları biz dikmiştik. Hep diyorlar, değil, evet, mi? Bunu gururlanarak söylüyorlar. Biz de diyoruz ki o zaman biz Samsunlar olarak kendi çocuklarımıza, torunlarımıza milli mücadelenin tam 100. yılında, 2019 yılında 3-5 neyse artık şu kadar fidan diktim ve Samsun'a hediye olarak bıraktım dememiz gerekir. Bununla yola çıktık biz. Ayrıca yine o gün tüm Türkiye'deki tema temsilcilerimiz çalışan olarak Samsun'da olacaklar. Biz o tarihi özellikle belirledik. En azından milli kurtuluş onlar da yaşamış olur. İşte Samsun'umuzun tarihi güzelliklerini, sosyal yapısını efendim söyleyeyim her yönüyle tanıtacağız. Burada kalacaklar, ağırlayacağız onları. Büyük bir Samsun kampanyası başlatmış oluyoruz. Evet. Hem milli mücadele açısından hem de bir Samsun olarak bunları yapmış oluyoruz. Sosyalde bir sosyal durum var. Turizm, evet, açısından da her değerlendirilebilir. Tabii ki, doğa tabii açısından ki da değerlendirilebilir. Kesinlikle. Bir diğer önemli şeyimiz de az önce ifade ettiğimiz gibi aşırı talep var. Aşırı talep olunca da yerine getiremiyorsunuz. Bakın ben bu konuda biraz Avrupa ülkelerini inceledim. Avrupa'da mesela Finlandiya'daki okullar genellikle ormanlık alanlarda. Evet. Artık şehir dışında hep taşmış. Dolayısıyla çocuk sabahleyin o okuluna geldiği zaman montunu çıkarıyor, önlüğünü giyiyor, kümesi gidip oradan yumurtaları topluyor. Doğayla iç içe. Kesinlikle bahçeye gidip biraz çalışıyor. Hatta az da burunları kızarıyor soğuktan falan. O şekilde ders yapıyorlar. Bunları incelediğiniz zaman fizik yapılarını, fazla hasta olmadıklarını görürsünüz. Ondan sonra düzenli beslendiklerini görürsünüz. Biz bunları göz önüne aldığımız zaman neden olmasın diyoruz Samsun'da. Yani bütün okullara gidip de anlatmaktansa bütün okulların bir arada geleceği, eğitim alacağı, uygulamalı olarak yapabileceği
eğitim doğa okulu neden olmaz? Değil mi? Böyle alanlar varsa kesinlikle var, olmaz mı efendim? Fazlasıyla var. Biz var. Bu konuyla ilgili bir çalışmaya başladık. Doğa okulu programı. Evet, doğa eğitim okulu. Bununla ilgili işte vali yardımcımız Hakan Bey'le görüştük. Milli Eğitim Müdürlüğü'yle görüştük. Orman İşletme Müdürlüğü'yle görüştük. Fidanlıktan Müdürlüğü'yle görüştük. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idarecileri, arkadaşlarla görüştük. Hepsinde ortak bir karar mükemmel olur. Bu konuda sadece belediyelerden, yerel yönetimlerden de büyük destek istiyoruz. Yani düşünün, geniş bir mesire alanı, orada işte botanik bahçeniz var, ağaçları nasıl yetiştireceksiniz, ağaçları nasıl tanıtacaksınız, tanıtıncısınız, ondan sonra uygulamalı olarak çocuk dikiyor, biçiyor, her şeyi öğreniyor. Ve her şeyden önemlisi, biraz şehir dışına çıkıyor, o günü rahatlıyor. Bu doğa okulu ile ilgili umarım yani siz bu yayından sonra da büyük bir dikkat çekecektir. Büyük biz şey destek yapıyoruz. İstiyoruz. Binlerce, on binlerce öğrencimiz bunu istiyor. Ya nasıl bir trafik eğitim pisti, trafik okulu değil varsa mi? Mutlaka alanda olması kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle alanda uygulamalı olması çalışmaların gerekiyor. Çalışmaların. Çünkü betonlaşma, biliyorsun, görüyorsunuz işte, bir kötü bir yapılaşmaya gittik. Her taraf beton. Çocuklar sabahleyin ayakkabılarını giyiyor, akşama kadar ayakkabı içerisinde. Biz de öyleyiz. Dolayısıyla çocukların bir rahatlaması lazım. Niye biz bunları yapmıyoruz? Artı çocukların okulda dikecekleri alan da yok. Çok beton bile. Ağaç dikecekleri alan da yok. Toprağa dokunacakları yerler de yok. İnanır mısın, çocukların bazıları bir solucanı yapıyor. Solucan tanımıyor. Korkuyor çocuk. Yani ben bu okul döneminde inanır mısın, çocuk sinekten kaçıyor. Ya sinekten kaçırır mı efendim? Her tarafta sinek var. Neden? Sürekli içeride tutmuşuz. Dışarı aman göndermemişiz. Dolayısıyla çocuklar korkuyor. Bakın şu TEMA tarafından öğrencilerimize gönderilen gözetleme şeyi. Kutusu. Çok harika bir şey. Buraya böceği atıyorsunuz. Çocuk inceliyor böyle. Kendisi, her öğrenci birer tane var. Bakıyor, topluyor, inceliyor, araştırıyor. Ondan sonra dikkatini çekiyor. Bunu hem eğitsel olarak hem oyuncak olarak değerlendiriyor. Bu şekilde eğitimini almış oluyor. Bu Atakum üzerinde bu konuyla ilgili yoğunluk var. Alanlar da var. Biz ön etüt çalışmalarını başlarına baktık, araştırdık, gezdik. Alanlarımız var. Bu konuda belediye başkanımıza da destek vereceğine inanıyoruz. Çünkü onlar da ağaç ormanda çok iyi çalışmaları var. Görüyorum. Özellikle yeşil alanlarda meyve bahçesine yönelik çalışmaları var. Başkanımıza destek vereceğine inanıyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın da. Güzel bize destekleri verirlerse biz de bunu hayata inşallah geçiririz. Evet. Sizin ekleyecekleriniz olacak mı yine bu doğa okulu? Çok önemli bir proje. Şu anda başlangıç aşamasında. Evet. Bizim 17 ilçemizde de bu okulumuzun gönlümüz istiyor ki olsun. Hiç değilse ilk aşamada bir ilçemizde bunu başlatmak ve Türkiye'de de bunun bir ilk olmasını istiyoruz. Yine TEMA Vakfı'nın, Samsun İl Temsilciliği'nin bir farkı olarak buradan da çağrı yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Merkez Belediye Başkanlarımıza var mısınız bizimle diyoruz. Orman İşletme Müdürlüğü ile Celal Bey ile birlikte bu konuyu da olgunlaştırdık. Onlarla birlikte tamamen şeffaf, orada resmen öğrencilerin gelip aktif yaparak, yaşayarak uyguladığı ve duvarsız eğitim. Özellikle duvarsız eğitimde 19 Mayıs Üniversitesi'nde doçent doktor Elif Omca Çobanoğlu gibi bir değer var elimizde. Ve onun yaptığı eğitimler artık Türkiye'ye isim olmuş. Ve eğitimlerimiz de hazır, uygulamalarımız hazır. Bizim TEMA Vakfı'nın göndermiş olduğu öğretmen arkadaşlarımıza uygulama kitapçıkları var. Şimdi bizim bu bağışlar nereye gidiyor sorusunun cevabında öğretmene ve öğrenciye materyaller, bu materyaller de uygulamak adına orada uygulanacak. Çünkü ekolojik okuryazarlık eğitimlerimiz de var bizim ciddi anlamda. Biz bunları kapalı duvarlar arkasına değil de yaparak, yaşayarak, doğada uygulayarak, doğada resim, doğada sanat, doğada müzik şeklinde. Çocuk geldiği zaman bir fidanı diksin, bir aşılama yapsın, bir ürünleri görsün, bir toprakla haşır neşir olsun. Ama biz bunu 2019'da buraya yine geleceğiz. Bunun sözünü veriyoruz ve bunu açmış olarak geleceğiz. Ve sizlerle orada da çekim yapacağız. Hayalimiz bu. Hayal değil, gerçekleşecek. İnanmasak da başaramayız diye düşünüyorum. Kesinlikle inanmak başarmanın yarısıdır. Evet. Ve büyük tabii destek alacağını görüyoruz. Dediğim gibi kimsenin böyle bir şeye hayır diyeceğini düşünmüyorum şahsen. Evet, teşekkür ederiz. Mutlaka desteği görecektir ve bizler de mutlaka paylaşacağız. Yavaş yavaş sonlandıracağız. Aynı zamanda da Orman Haftası dedik. Ona da bir işaret etmiş olalım isterseniz. Bugün saat 14'te 19 Mayıs Üniversitesi'nde valilik
programı olan Orman İşletme Müdürlüğü'nün de yürüttüğü, bizlerin de katılacağı bir orman dikim etkinliği var. Fidan dikim etkinliğimiz var. Bütün Samsun halkını oraya davet ediyoruz. Buradan sonra oraya gideceğiz. Biz ekip olarak öğrencilerimizle genç temalarımızla. Bu arada genç temamızdan da bahsetmek istiyorum. 19 Mayıs Üniversitesi'nde inanılmaz bir genç tema başkanımız ve onunla birlikte gelen arkada topluma hizmet kapsamında çok sayıda bir genç tema ekibimizle gümbür gümbür çalışıyoruz. Buradan da onları kutluyorum. Özellikle 19 Mayıs Üniversitesi'ne destek veren akademisyenlerimiz Aslı Sarıçlan, Tungaç, Belgin Bal hocalarımın eşliğinde oradaki genç tema faaliyetlerimizi de yürütüyoruz. O da çok önemli. Bizim sizlerden 1 Nisan 2018 Pazar akşamı saat 22'de Umut Yeşerten Şarkılar var. Orada 34-64'de alttan da geçerse bilemiyorum. Orada da mesajlarınızı bekliyoruz. Eğer olursa Aksivir'de de görüşebilirsek aynı saatte burada bir program yaparsak eş zamanlı bir Samsun'a ciddi anlamda yaklaşık 60 bin çocuğun Tema Vakfı'nın doğa eğitimlerinden faydalanması için bağış çağrısı yapmak istiyoruz. Evet. Onun için dileyen herkes 34-64'de. Bu mesajları şu anda da veriyoruz. Değil mi? Kullanılabilir. Kullanılabiliyor. Evet. 10 lira bağış söz konusu bu mesaj sayesinde. Evet, mesaj sayesinde. Şarkılar çocukların doğa için eğitimleri için söylenecek. Samsun neden söylemesin bu şarkıları? Biz de söyleyelim diyoruz. Ben son söz olarak sanırım programımız bitiyor. Son neler ifade Deniz, edersiniz? Deniz Ataç'ın mesajıyla bizim Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın mesajıyla kapatmak istiyorum. Ve Hayrettin Karaca'nın ve Nihat Gökyiğit'e de saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bir halk hareketi olan Tema Vakfı gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Çıktığımız bu yolda siz kıymetli gönüllerimize desteklerinden güç alarak ilerliyoruz. Aramıza yeni katılacak gönüllerimiz de daha da güçlenerek ulvi amaçlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri hep aramızda görmek istiyor. Çalışmalarımıza sunduğunuz özverili katkılarınızdan dolayı da Aks TV'ye, Samsun halkına, gönüllere, ilçe teşkilat ekibimize, herkese teşekkür ediyorum. Evet. Ve bu mesajı da Deniz Ataç, Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı adına iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz bizler de. Hem bu güzel çalışmalar için hem bunları bizlerle paylaştığınız, duyurduğunuz için devamını diliyoruz. Örnek olmasını temenni ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size de. Çok sağ olun.